Merhaba, ben Von Baronessa Sebiveri. Dumbledore'un çok fazla ısrar etmesi sebebiyle Hogwarts'ta yaklaşık 5 senedir eğitim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Slytherin kampüsünde görev almaktayım. Hangi dalda görev yapıyorsunuz derseniz eğer Slytherin'de makyaj cadısı, güzellik cadısı olarak görev almaktayım. Bence büyülerin en güçlüsü kadınları alıyorum. Zaten güzeller ama ben onları alıyorum büyüyle karşı konulmaz bir güzelliğe kavuşturuyorum. Daha sonra erkeklere onlara aşık ettiriyorum. Dünyanın en güçlü erkeklerini. Sonra gelsin savaşlar, dünyayı ele geçirme planları, istedikleri her şey gerçek oluyor. Bugün size ne göstereceğim derseniz Harry Potter asası olarak geçen ama hiç anlamadım çünkü içerisinde Usta Voldemort'un, bizim saygıdeğer ustadımız Voldemort'un asasında bulunduğu bir fırça serisinden bahsedeceğim ve bunlarla makyaj yapacağım. Ama çok ağırlar, şu an elimde durmuyorlar. Efendim, bu elimde görmüş olduğunuz benim asam. Önce size kendi asamı tanıtayım. Biliyorsunuz bizde asalar sahiplerini seçiyorlar. Bu gördüğünüz beni görür görmez ağzından salyalar akan, şuralarından, çatlaklarından sıvılar akıtan Haydariye. Haydariye'nin adeta çok saf ve çok ilkel bir gücü var. Daha ben düşmanlarıma büyü atağı emri vermeden kendisi anında kafalarına iniveriyor. Bazen içinde bir odunun ruhu olduğundan şüpheleniyorum. Hazırsanız hemen hem fırçaları tanıyalım hem de makyaj uygulamasına geçelim. Storybook Cosmetics diye bir firma Harry Potter asaları yapmış ama tabii ki Harry Potter asalarının telifini alamayacağı için tabii ki dolayısıyla da Harry Potter ismini kullanamayacağı için ne demişti? Bunlara wand asa fırçaları diye isim koymuş ama tabii bunlar orijinalleri değil. Elbette ki bunu görür görmez de bu haber olduğunda hemen bizim sevgili çinçonlarımız bunların taktiklerini yapmışlar. Bunları şimdi yakından tek tek inceleyeceğiz ve ben bunlarla bu videoda makyaj yapacağım. Bu asayla başlayalım. Bu asa Voldemort'un asası. Fırçaların dengeleri kötü. Sadece Harry Potter'ı seviyorsanız ve böyle değişik asa şeklinde fırçalarınız olsun istiyorsanız alabilirsiniz. Çünkü gerçekten metalle yapılmış. Dolayısıyla da tutmak, şöyle hep dibinden tutmanız gerekiyor. Birazcık alışmanız gerekiyor ama hani balans açısından çok dengeli değil. Fırça kaliteleri kimininki kalite olarak iyi diyemeyeceğim. Çünkü sentetiklerde ne kadar pofidik olursa o kadar başarılı oluyor. Ne kadar dar ve sıkı olursa o kadar kötü oluyor. Bu mesela far fırçası değil de şu iç köşelere far uygulamak için işte böyle ince highlighter uygulamak için olabilir. Gayet ince ve başarılı bir fırça. Şu kenarlara, köşelere girebilir. Bunları zaten videoda yine kullanacağız inşallah. Bu Hermione'nin asasıymış. Tabii bunlar bana göre hiçbiri tam olarak benzemiyor. Ama hani öyle adlandırmışlar. Ben onların yalancısıyım, bilemedim. Bunu da güya eyeliner sürmek için falan yapmışlar ama bakalım eyeliner ve kaş boyanır bence bununla. Sert kaş pudralarını sert olduğu için güzel olacaktır. Eyeliner sürdür mü ona bakacağız ama yine rujun kenarlarını falan düzeltmek için kullanabilirsiniz. Bu Ron'un fırçası. Birazcık daha böyle arkası yuvarlak. Kesik uçlu üçgen bir fırça. Buralara kriz bölgesine, yani benim tam üstüne oluyor. Kriz bölgesine far sürmek için, göz kapağının köşesine üçgen far sürmek için. Gelelim Harry Potter'ın Mr. Potter. Çekiç başlı. Bu asa en kötüsünü de Harry'ye yapmışlar. Çünkü çok sert bir kalem uçlu fırça. Sadece gözün iç köşesine aydınlatıcı kullanmak, burnunuzun ucuna aydınlatıcı kullanmak için kullanabilirsiniz. O da uygun olursa bakacağız. Gerçekten uygununu biliyor mu? Efendim son olarak 7 dakika. Dumbledore'un bu minnoş, ponçik, çok güzel, gerçekten içlerinde belki de en güzeli bu. Dumbledore'un asasına bu böyle boğum boğum yapılmış ve 217 ile pardon 224 fırçası gibi blend yapmak için, karıştırmak için ve göz altına concealer uygulamak için gayet güzel kullanabileceğiniz bir fırça olduğunu düşünüyorum. Şimdi Slytherin'e biz giderken nasıl makyaj yapıyoruz? Mümkün olduğunca soğuk gözükmek için, havalı ve soğuk gözükmek için mümkün olduğunca gotik bir makyaj yapmaya çalışacağım. Yani çok gotik olmayacak da tenimi bayağı beyazlaştırmaya çalışacağım. Çünkü siyahın içerisinde beyaz patlasın ve hani daha böyle vamp gözükeyim, daha korkutucu ve itici olayım. Aloha Mora! Aloha Mora kilit açmak efendim. Bu kilitliydi. Şimdi buna kilidini açtık. Çok komiyim gerçekten. Birkaç tane şey söyleyelim. Mesela Aloha Mora
Alohomora filmden çokça duyduğunuz bir kilit açma. Ben oyunu da oynamıştım ve bol bol kullanıyordum. Bütün kapıları Alohomora ile açıyordum. Makyajımızı bitirdikten sonra Expecto Patronum büyüsü yapacağız. Makyajımızı koruyacağız. Ben şimdi Revlon'un Color Stay fondöteninin açık rengiyle Dermalogica yağımı karıştırdım ve yüzüme uyguluyorum. Bu arada şapkamı eğer merak eden olursa, ben bu şapka için bayağı uğraşmıştım. Biraz formu bozuldu çünkü dolapta üst üste diğer şapkaların altında ezile ezile formu kayboldu. Mümkün olduğunca orijinaline yakın yapmaya çalıştım. Harry Potter'daki büyücü şapkasına, bu hani okulda sizin okuyacağınız bölümü seçen şapkaya benzetmeye çalışmıştım. Tabii onun o tersten şöyle göstereyim. Bütün bunları kanalımı açmadan önce yapmıştım. Benim her şeye böyle bir merakım ve ilgim, yeteneğim de olduğu için böyle bir şapka yapmıştım. Bir tane de korsan şapkası yapmıştım bununla birlikte. Emre'ye Karayip Korsanları, o da aynısı olmuştu. Gerçekten Johnny Depp'in şapkasının birebir aynısını yapmıştım. Göz altlarıma Tarte'ın bu çok güzel concealer'ını sürüyorum. Bu sadece Türkiye'de değil, bizim oralarda da çok meşhur. Orada da bulmak çok zor. Oradan da Amerika'dan sipariş vermek zorunda kalıyorsunuz getirtmek için. Evet, concealer fırçası olarak, aslında bunu far fırçası olarak deneyecektim ama şimdi ben burada hemen deneyeyim. Aa, elf gibi bembeyaz saçlarıma fondöten bulaşmış. Muhteşem. Yumuşacık bir fırça, çok güzel uygulanıyor. Peki bunların hepsini kaça aldım? $9.5 Evet, Dumbledore'un fırçasıyla concealer mükemmel bir şekilde sürülüyor. Dediğim gibi, şimdi ben diğer fırçayı kullanacağım bunu concealer için kullandığım için ama bu bölgeye hızlıca bronzer, işte kriz bölgesine hafif koyu far sürmek için ya da benim gibi çukur gözlerdeyseniz şu bölümü geriye itmek için daha yukarısı, yani kaşa doğru olan bölüme hafif teninizden bir iki ton koyu far sürmek için kullanabilirsiniz. Şöyle bir farı sürmek istiyorum. Criolan'ın farı. Şimdi o farı ben şununla alacağım ve çok muhtemelen fazla gelecek. Çünkü yine Criolan'ın farları çok pigmentli ve bu da çok sert bir fırça, koyduğum yerde kalacak gibi geliyor. Voldemort'un far fırçası. Voldemort'un asası. Avada Kedavra, bildiğiniz Abracadabra'ya benzeyen bir büyü ve Harry Potter dünyasında tek lanet büyüsü. Tek ölüm büyüsü şeyi olmayan, karşı büyüsü olmayan, tedavisi olmayan hastalık gibi karşı büyüsü olmayan ölüm laneti. Ron'un asasını alıyorum, üçgen olanı. Şöyle gözümün dış köşesine file çorabı koyuyorum ve bununla bizim okulun sembolü olan yılan yapacağız. Yine Criolan'ın şu yeşil rengini alıyorum. İyi oldu, bunları da uzun zamandır kullanamıyordum bu videoda, vesile oldu. Benim öğrencilerim böyle şeylerle çok ilgilenmiyorlar. Şöyle geriyorum, hiç kıpırdatmıyorum ve bununla dış köşelerime yılan deseni yapıyorum tampon hareketlerle. Yani çok yakından bakıldığı zaman belli olacak, uzaktan belli olmayacak ama havamız olsun. Ve de kaldırıyorum, böyle çok yakından baktığınız zaman sadece belli olan havalı bir yılan desenim oluyor. Engorgio Brasso. Engorgio Brasso ile fırçamı büyüttüm ve asadan büyük bir pudra fırçasına dönüştü. Bununla biraz pudra sürüyorum. Çünkü yılan desenime yüzümün geri kalanında da bir kısmına devam edeceğim tekrar. Evet, yeşil farı geniş bir fırçayla alıyorum ve elmacık kemiklerimin üzerine doğru şöyle dağıtıyorum. Bu normalde günlük için değil, daha böyle gece dışarı çıkacaksak, ruh emicilerle dolu bir ormanda seyahate çıkacaksak falan, o zaman böyle makyajlar yapıyorum. Sıra geldi Harry Potter'ın asasına. Mr. Potter'ın asasını alıyorum ve alt kirpikliklerime daha önce sürdüğüm farı sürüyorum. Yani iki renk kullanacağım. Belki bir üçüncü rengi alabilirim. Fena değil. Sert ama yine de alttaki kirpik diplerine gayet güzel far sürmek mümkün.
Harry Potter'ın asasını temizliyorum ve gözlerimin iç köşelerinde birazcık aydınlık. Yine bu Crayola'nın bu paletini kullanacağım. Evet, iç köşeye dokundurarak uyguladığınızda yine Harry Potter'ın asası da gayet başarılı. Hermione'nin asasına. Bununla eyeliner'ını sürelim. Eyeliner sürmeye çalışalım. Colloportus. Bu kilitleme büyüsü olduğu için açılmadı. Çünkü yanlış büyü yaptım. Alohomora dedim ve açıldı. Zaten şişeyi de görmüyormuşsunuz ki. Çok kalın gözüküyor gözüm ama bakalım başarabilecek miyiz güzelce uygulayıp. İnce değil ama kalın eyeliner sürebiliyorsunuz. Hermione'nin asasını bırakıyorum. NYX'in asasını alıyorum. Eyeliner asasını ve onunla makyajıma devam ediyorum. Çünkü imkansız onunla sürmek. Hemen ben fileyle birazcık daha geçtim. Biraz az belirgin olduğunu düşündüm renginden dolayı. Daha yoğun yaptım. Eyeliner'ımı da birazcık bozdum. Onu hemen ucunu düzelteceğim. Şimdi rimelimi süreceğim. NARS Audacious maskarayı süreceğim. Kiko'nun bu iki uçlu eyeliner'ı, yuvarlak uçlu eyeliner'ı tam böyle desen yapmak için yapılmış harika bir eyeliner derken kaldım şöyle. Şuralara birer tane nokta yapıyorum. Sebebine tamamen uyduruyorum şu anda çünkü makyajı. Evet, rujumu süreceğim. Sonra da takma kepimi takacağım. Birazcık da aydınlatıcı süreceğim. Şu Harry Potter'ın asasını tekrar alıyorum ve burun ucuna yine bu Crayola'nın harika fırından sürüyorum. Birazcık da sürüyor. L.A. Splash Cosmetics'in Smitten Lip Tint yeşil rengini sürüyorum. Tam siliterine göre çok korkunç bir kokusu var ama onu ancak bizim gibi hard boiled cadılar kaldırabilir. Bir fırçayla şöyle kenarları düzelteceğim çünkü rujun ucu, fırçanın ucu hiç güzel değilmiş. Maalesef çok zor oldu sürmek ve burayı bayağı bir kalınlaştırdım. Şimdi siz normal insanlar ve muggle'lar bu büyüyü çok yapamazsınız. Kirpik uzatma büyüsü biraz zor bir büyü. O yüzden de sizin için yine kolay yoldan takma kepik takacağım, göstereceğim. Takma kepiğim kururken ben gözümün içerisine kalem sürmeye karar verdim ve gözüm içine siyah göz kalemi süreceğim. Öyle karar verdim şu an, bir hoşuma gidecek gibi geldi. Evet, NARS'ın siyah göz kalemini sürdüm. Şimdi kirpiklerimi yapıştırıyorum. Normalde kaşlarımı boyayacaktım ama boyamamaya karar verdim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve de eğer bu videonun devamı gelsin istiyorsanız işte Gryffindor, Slytherin'i zaten yaptık, Hufflepuff ya da Ravenclaw binalarının makyajını yapmamı istiyorsanız eğer videoyu beğenmeyi bol bol beğenemezsiniz. Bir kere beğenebilirsiniz. Ve altına hangi binanın makyajını yapmamı istiyorsanız onu yazarsanız ben de bir şeyler yapmaya çalışırım elimden geldiğince. Evet, bu da makyaj videosu özleyenlere gelsin. Benden hediye olsun. Kanalıma abone olmadıysanız buradaki yuvarlığa basarak abone olabilirsiniz. Şurada da gördüğünüz değişik ünlülerin, selebrisilerin ya da filmlerin karakterlerin makyajlarının oynatma listesini bulabilirsiniz. Buradan sırayla o karakterlerin makyajlarını izleyebilirsiniz. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.